Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hristiyanların yılbaşı çılgınlığı. Bu yılbaşı çılgını denen şey ne zaman başladı? Ülkemize nasıl girdi? Hazreti İsa Aleyhisselam peygamberdi. Hem de ullazim peygamber. Bir peygamber İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam'ın doğumu farklı oldu. Yani babasız doğdu. Babası doğduğu için de Yahudiler, annesine itiraf ettiler Hazreti Meryem Validemize. Yani gari meşru doğdu diye onu İsa Aleyhisselam'ın önüne kalkıştılar Yahudiler. Annesi Hazreti Meryem, o da yani çocuk yaşta aslında, gençti daha, yavrusunu aldı, Mısır'a kaçtı. 12 yaşında genç İsa Aleyhisselam tekrar Kudüs'e döndü. İsa Aleyhisselam'a peygamberlik verildiği zaman yaşı 30'du. 30 yaşında peygamber oldu. Fakat ölüm korkusuyla yaşadı devamlı. Yahudi korkusundan. Ancak 3 yıl bu görevi yaptı peygamber. 3 yıl yaptı bunu. Fakat gizli olarak böyle. Gayet gizli olarak tebliğ görevini yavaş yaptı böyle. Sonra tabii göğe kaldırıldı. Ölmedi, diraldı göğe kaldırıldı. Yani Hristiyanlara göre öldü, haça gerildi Hristiyanlara göre. Velâ buyuruyor Kur'an'da, Bismillah, وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ هَمْ شُبِّهِ لَهِمْ وَلَا buyuruyor. 12 havari vardı İsa havarilere, yani sahabelere, en sadık müminler. Bunların biri ihanet etti sonunda, adı Yahuda idi. İhanet etti, İbrahim İsa'nın saklandığı yeri bir para karşılığında. Askerler geldiler, Yahuda'ya geldiler. O anda Rabbim o Yahuda'yı, İsa'nın yüzüne döndürdü yüzünü, onu İsa'yı yakaladılar, onu astılar. Belam buyuruyor. Velâken şubbelehüm, onları benzetti bu şekilde böyle. İsa Aleyhisselam 3 yıl ancak göre yaptı peygamber, 3 yıl. Çok gizli yaptı. Az insan imana geldi tabi bu durumda. O dönemde İncil yazılamadı, yazıya geçmedi ve ezberlenmedi de. Yalnız havariler bazı ezberleri, bazı bölümlerini tamamını değil. Sonra İsa Aleyhisselam göğe kalktıktan sonra dağıldı havariler yeryüzüne. Anadolu'ya, Roma'nın bulunduğu ülkelere, Mısır'a falan dağıldılar. Bunları çalışma da gizli oldu. Roma devleti çok sıkı bunlara baskı yaptı. Hatta öldürme. Daha ileri gitti. Aslanlara parçalattı bunları, kim inansa bunları. Bu şekilde havarilerin sohbetine bulunanlar sonradan onu duyduklarına yazmaya başladılar, yazı bilenler. O zaman kağıt yok, kalem yok. Ancak derilere ve kamış kremlerle ve boya ile yaptılar. Tabi deri üzerinde bu boya dağıldı, karıştı. Her anlayan, dinleyen, duyan da farklı bunları yazdı.
Yüzlerce İncil meydana geldi. Karma karışık, çelişkili birbiriyle böyle. İncil diye bir şey yok aslında böyle. Roma devletinde bir değişim oldu. Konstantin denen Roma İmparatoru. Bu bilen bir Hristiyan oldu bu. Bunu kabullendi böyle. 323 yılında İsa Aleyhisselam'dan 290 yıl sonra ama. Yani 300 yıl yakın sonra aşağı yukarı. Bu Hristiyan oldu bu. Bu Konstantin Roma İmparatoru yani tek adam, güçlü adam, yani otorite kişi. Hristiyan olunca Roma devleti din devletine dönüştü. Baktı ki Konstantin İncil'ler karmakarışık. Sayısı belli değil. Her biri farklı farklı. Görüşleri farklı. Bunları toplayıp tek İncil yapmaya karar verdi bu. Yani artık ilahi olmaktan çıktığı din, yani Konstantin'in isteği doğrultusunda yönelmeye başladı. İcik'te topladı konsilyolar, papazları. 300 küsur papaz topladı İcik'te. Emir verdi bunlara. İncil'leri inceleyin, işlerinden birini halk İncil'e seçin. Nasıl seçecekler? Hadi peygamber olsa aralarında vahiy gelsin. Peygamber yok. Halk İncil yok. Onu öyle kalsınlar. Yani bir köre bir oyunu gibi, tomba çeker gibi böyle torbadan Halk İncil bulacaklar bunlara böyle. Tek İncil olacak dedi böyle. Emir tabi bu. Günler sürdü bu konsilin toplantısı. Her papaz tabi kendi bildiğini bu hak diye onu savunuyor. Anlaşamadılar bunlar. Sonunda Konstantin'in de böyle baskısıyla dört tane seçildi. Yani tek İncil, anlaşamadılar tek İncil'de. Dört anlaştılar böyle. Matta, Markus, Yuhanna, Luka denen fiş yazarlar bunları. Onların yazdıklarını bunlara kabul ettiler. Ama ittifaklı olmadı. İhtilaf oldu, tartışma oldu, bayağı sırtlaşma oldu aralarında, papaz arasında. Fakat bunlara karşı çıkanlar afoz edildi. Hatta biri vardı Arius isimli papaz, Arius papaz böyle. Onun İncil'i Hak İncil'e daha yakındı böyle. Onda Tevhid Allah bir İncil vardı onda. O Mısır'a kaçtı. Orada yakalandı, idam edildi kendisi orada. Yani ihtilaflı bir şekilde böyle, ihtilaflı şekilde Konstantin'e böyle baskısıyla dört İncil diye hak diye kabul edildi. Ama İncil hangisi bilmiyor tabi bunlar böylece. Tabi vahye dayanmadığı için insan eli yazıldığı belli. Yani İncil'ler muhtemelen böyle. Örnek vermek kalsa onlardan tabi zaman müsait değil, sohbete sığmaz. Yani İsa Aleyhisselam hayatından, yaşantısından, sonra haşa yakılıp asılmasından, şundan bundan böyle bir takım böyle hikayeler, peri masalları bununla ilgili böyle bu şekilde. Tabii tatmin olmadı Hristiyan alemi kimse. Tekrar toplandı papazlar. Yine değişme diye böyle artık yontuldu, kıvrıldı, kesildi, parçalandı, artı eksik yapıldı. Onlara göre bir İncil yapıldı. Aslını getiren dinler ne olur? Batıl dinler aslı olmayınca, gerçek olmayınca, ilahi din olmayınca hurafe araya girer. Efsane araya girer böyle. Hayaller, efsane, hürafeler bunu araya girdi. Ve ibadetleri de bu da müziğe dönüştü zaten, müziğe dönüştü böyle. Yani müzikli. Orkestra şeyi gibi papazları yönetiyor bunlar.
Hatta bugünkü Batı müziği de oradan alır kaynağını. Kilise müziği alır Batı müziği de bugün günümüzde. Şimdi kısaca bakalım inşallah Hristiyanların şeylerine şimdi. Bunların bir Noel yortusu var. Noel yortusu diyorlar böyle Hristiyanlar. Yani yortu bayram anlamına geliyor Latince'de. Noel bayramları var. Yunus aralığı, Yunus'a bağlayan gece başlar. Noel yortuları bunların böyle. Bu İncil'de var mı bu? Yok muhteremde. Yani Hak İncil olmadığı gibi bugünkü İncil'de yok bunlar böyle. Tek kelime yok böyle şey. Yani Konstantin'den sonra onun emriyle ortaya çıktı bunlar hurafeler bunlar, bidatlarla bunlar. Noel yortusu diye böyle. Sonra Noel Baba denen bir şey, Noel Baba diyorlar. Güya biri, adı Aya Nikola'ymış, Aya Nikola, Antalya Demme tarafında yaşamış, bakmış diyorum böyle. Neden? Annesi belli değil muhtemelen. Babası belli değil. Soyu da belli değil. Mezarı yok. Yani böyle insan var mı, yaşamış mı gerçekten? Bilmiyor muhtemelen. Peki neden çıkmış bu? Güya Konstantin rüyasına girmiş bu. Şişmanmış, orta boyluymuş, tombulmuş, kırmızı giysi giyermiş. Atla gezermiş. Bazen geyiklerle çatlara çıkarmış geyiklerle. Mışmış bu sene böyle böyle. Ne soyu sopu belli, ne ana babası belli, ne de mezarı var. Bu da böyle. Bir şey vardır Arapçada. İsim var. Aslında nesli yoktur bu şey böyle. İsim yok yani böyle. Bir de haç taşıma çıktı, haç taşıma, haç. Haç nedir muhteremler? Bugünkü Hristiyan inancına göre, yani onun İncil'ine göre de, yazma İncil'e göre de, güya İsa Aleyhisselam'ı yakalamışlar Yahudiler, Roma'nın emri üzerine haça gelmişler. Haç bir direk, düz, dikey böyle. Bir de yatay var yanıp başlığı böylece. Oraya bunu bir şey üzerine bindiriyorlar. İki el iki tarafına bağlanıyor. Veya da çivileniyormuş ayakta böyle. İki ele böyle. Çivilin böylece. Orada ölüme mahkum. Ölünceye kadar can çekip oraya böyle böyle. Yani Hristiyan'ın inancına göre, yani ona göre, güya İsa Aleyhisselam haça gerildi. Onun için abi bunlar şimdi sonradan bunu bulmuşlar. Yani Konstantin'den sonra haç kutsallaşıyor şimdi haç. Yani ben düşünüyorum da ben ne diyeyim muhtemelen bak muhtemelen. Haç öyle bir şey olsaydı yani inanıyorsun madem İsa haça girildiğine göre haça kızan kızın haça lanet din onu. Kutsallaştır bunlar bunu. Kutsallaştır haçı bunlar. Bu kadar saçmalık yani böyle. Şimdi onlara göre güya haca gerildi ama fakat sonunda yine bunlar kesin buna karar veremediler o zaman da böyle. Ne dediler bunlara böyle? Bu İsa ise Yahuda nerede? Yok Yahuda yok ama. Yüzü İsa Aleyhisselam benzetildi Allah tarafından. Bedene benzemiyor ama. Yani boyu postu benzemiyor böyle. Sonra baktılar ki öldükten sonra haçta bu Yahudi asıldı. Çarmıha gerildi. Bu dediler Yahudi ise İsa nerede? İsa ise Yahudi nerede? İkisi yok böyle. Biri asıldı. Yahudi'den böyle. Rabbim tabi göğe kalır İsa Aleyhisselam'a. Haç kutsallaşıldı. Haç taşıma. Onlar için sevap oldu. Boyunlarında takarlar haç. Haç takma böyle.
Sonra mezarda boş yerine haç koyarlar. Haç. Yani bir yer İsa Aleyhisselam orada haça girildi. Onlara göre öldürüldü. Onların kızacağı yerde hacı saygı var onun için böyle. Kutsallaşıyor bu şekilde böylece. Her İsa mezarının başında haç vardı muhtemelen böyle. Bir de çelenk. Çelenk. Bu da nedir? Haç muhtemelen. Çelenk böyle. Yazık ki İslam'a girdi muhtemelen. Çelenk de girdi böyle. Çelenk. Bir çelenk, bir sopa böyle, tahta ile böyle. Bir yatağı var bir şekilde böylece. Haç yani böyle. Sonra ne oluyor? Etrafın bir darı yapıyorlar bir telle. Çekleniyor bu şekilde böylece. Ama aslında haç. Böyle. Geçenlerde herhalde bir rekat oluyor. Bir camiye gittim. Baktım bir cenaze var. Kadın cenaze var böyle. Bir de baktım tam böyle kıble tarafına, cenazenin Musa taşının önüne çelenk koymuş, haç yani koymuşlar. 5-6 tane mevzudan böyle. Koymuşlar bu şekilde. Cemaat çoğu namaz kılmadı ama. Camiye gelmediler. Öyle bir cemaat yani böyle. Gelmediler. Ben de çıktım, yavaş yavaş çıktım böyle. Namaz kılmadım tabii cenaze namazını. Öyle görsünler diye böyle yavaş yavaş yol geçtim muhtemelen böyle. Haç kıble tarafına koymuşlar. Kış. Haç mı bunlar böyle? Çelenkti bunlar. O da çelenk ama dikey bir tahta. Bir de yatay var bu şekilde böylece. Hac bu şey böyle. Etrafına telle bir darı yapılıyor. Çiçek de süsleniyor göğe böyle. Çiçek de süsleniyor böyle. Hac bu da bu şekilde böylece. Hristiyan tapındığı bir şey bunlara böylece. Ya da İslam'da da bu şekilde cenazeye çelenk gönderme diye böyle. Hac bu taşınma böyle. Bir de haç çıkarma derler, ibadetler, haç çıkarma. Yani ibadetler artık yoğunlar, haçta yoğunlarmış, haçta. Nasıl yapıyor haç çıkarmayı? Baba, oğul bile kusurlu adına derler böyle. Baba, haç Allah baba diyorlar. Der. Bazı Müslüman da Allah baba diyor, haşa korusun, muhtemelen Hristiyan şey var, Allah korusun, tevbe etmiyor böyle. Allah baba diye muhtemelen, Allah başka bir evliya böyle. Onunla Allah baba, baba oğul, İsa Aleyhisselam böyle, kusurlu adına diye haç çıkarırlar. Nasıl çıkarırlar? Göstermiş elimde, onunla benzemek için. Elini alnına koyarlar, göğsüne koyarlar. Son zaman koyarlar, sağ zaman koyarlar, elinle böyle koyar bir şey. Ben tabii yapmayacağım onu. Hristiyan bir şey olmasın böyle. Buna haç çıkarım diyorum muhtemelen. Yani bunlar bu ibadet bu. Gider kiliseye haç çıkarım diyorum böyle. Halbuki düşünseler muhtemelen. İlahi kitap vahiy peygambere gelir. Onlara göre Büyük İsa Aleyhisselam haca girildi. Öldü onlar yani onlara göre. Sonra dirilmiş onlara göre. Üç gün sonra dirilmiş. Peki kime geldi bu vahiy bu şekilde haç çıkarma? Sonra bu haç çıkarma meselesi, haç meselesi İncil'i yok böyle. Yani insanın yazdığı güncel İncil, bu hakiki İncil değildir, gerçek değildir. Onda da yok ama hiçbir tek kelime yok böyle. Tek kelime onda böyle. Haç çıkarma bunların, ibadeti bunların böylece. Bir de yılbaşı çılgınlığı, o da sonradan çıktı Hristiyanlıktan. Yılbaşı çılgınlığı böylece. Güya İsa Aleyhisselam'ın doğduğu gece. Gerçi 1 Ocak diye kabul ediyor bunlar Batı Hristiyanları ama bu da kesin değil muhteremler. Mesela bazı kiliseler, Ermeniler biraz da böyle, onlara göre 6 Ocak'ta onlara göre. Yani doğumu da tam kesin bilmiyor aslında. Neden bilinmiyor? Gece doğdu, gece doğdu muhteremler. Hazreti Meryem Validemiz, cevran üflemesiyle gebe kaldı, gece tabi kaldı. Sonra baktı ki artık doğum zaten başladı. Kureseydi, Meşri Aksa'daydı, kalırdı. Oradan çıktı, artık
kendini kaybetti böyle. Korku, heyecan, stres, ah başıma ne geliyor böyle. Ben ne yapacağım diye yaptı böyle. Bir genç kız, bakire kız böyle. Doğum yapacak. Haya, utanım, iffet tabii kendisinde. Halkın ne diyecek kendisine? Aldı başına gitti. Nereye gitti? Beytüllaham deniyor, kasaba. Beytüllaham kasabası. O zaman açık meydan oraları böyle. 10 kilometre kuruse. Oraya kadar bak gitti böyle, doğum sana çekerken böyle. Kış da mevsim böyle. Oraya kadar, oraya doğru gitti böyle. Artı iz doğum sanası bastırınca etrafına bakındı. Bir hurma ağacı gördü. Kurumuş ama hurma ağacı. Artık ağaç kurumuş. Yaprak falan bir şekilde böylece. Bir nevi ona artık sarılma gibi. Hurma ağacına da gitti. Ona sarıldı. Ve orada doğum yaptı muhtemelen. Aldı onun kucağına. Bunu tabii getirdi. Tabii gizli olur yani bu aslında böyle. Yani bu tam bilmiyor. Onun için itiraf doğumu. Bir şey mühim değil tabii bizim için. Yılbaşı çılgınlığı çıktı. Şimdi bunların her biri Noel yortuları, Noel Baba denildikleri efsaneler, peri masalları, haç taşıma, ne zaman haç dikme, haç çıkarma, nedir bunlar? Sonra beden çıkan olaylar. Ne diyor İslam'da bunlara? Bidat diyor. Yani dinde olmayan bir şeyler. Bidatlar bunlar bu şekilde böylece. Ama tabii dinlerin gerçeği olmadığı için ne oluyor? Bidatlara sarılmışlar bunlar, zavallılar böyle. Peki bunlar bu şekilde şimdi. Onu bırakalım. Vela buraya Esen leküm dinüküm veliyedin. Böyle. Leküm dinüküm. Sizin olsun. Veliyedin ben değil, benim. Onu bırakalım onlar şimdi kenarda böylece. Şimdi nasıl girdi Türkiye bu muhteremler? Ne yazık ki İslam ülkelerinden yani Türkiye'ye girdi bu. Yani bu yılbaşı belası, musibeti, felaketi, çılgınlığı Türkiye'ye girdi muhteremler. Şimdi nasıl girdi buraya bu? Biliyorsunuz Tanzimat Fermanı vardır. Tanzimat Fermanı. Gül attı Hümayun de buna deniliyor bunlara böylece. Bir paşa vardı. Mustafa Reşit Paşa diye. Mustafa Reşit Paşa diye bir paşa. Bu Londra'da, Paris'te elçilere çok kaldı. Abdülmecid zamanında, onun zamanında çok kaldı orada. Hatta babasının zamanında, İkinci Mahmut'un babası. Onun zamanı çok kaldı orada. İngilizler, Fransızlar o zamanlar iki büyük devlet Avrupa'da. Osmanlı içinden yıkmak için Osmanlıları hep bunlara adam kazanmaya çalıştılar muhtemelen. Avrupa'ya giden Osmanlıları elçi oraya gitsin, öğrenci oraya gitsin bunları. Yıkınlar bunlarla. Bunları evlerine davet ettiler. Tabii yarışıkla kadınlar, içkiler, müzikler, şunlar, bunlar bu şekilde. İmanı zayıf olanlar nefisleri ona çok meletti nefisleri derler. Bu Mustafa Reşit Paşa da gençti o zaman. Fransızca iyi biliyordu. Paris'te her şeyken. Orada bu havaya girdi muhtemelen kendisi böyle. Yani İstanbul artık böyle şey geldi, İslam böyle zor geldi, ağır geldi İslam kendisine. Böyle namazsız, niyazsız, abdestsiz böyle. Yarışıklar kadınlarla beraber içki alemler derken bu dinden çıktı kendisi böyle. Londra'da mason oldu. İskoç Lörsan'a girdi orada. Mason oldu muhtemelen böyle. Yani içi kafir, dışı Müslüman diyor Yunus Emre. Çok vardı bunda, içi kafir dışmıştım vardı böyle. İçi kafir, mason, dinsiz, dışı Müslüman görünen. Bu
Türkiye'ye gelince İngilizlerin de böyle yardımıyla, teşvikiyle, o zaman Abdülmecid padişah muhteremler, o genç padişah oldu. Babası II. Mahmud Hazretleri, Allah rahmet eylesin muhteremler, çok çalışır, çabalı böyle. Yeni çocuğunu o kapattı, kaldırdı. Yani çok şey geçti böyle, uğraştı böyle. Osmanlı'yı yeniden kurtarmak için bu durumdan. Oğlu Abdülmecid genç padişah oldu. İngilizlerin de bir teşvikiyle bunu sadrazam yaptı. Yani başbakan yaptı bunu. Onunca 3 Kasım 39 tarihinde bu bir bildiri okudu böyle. Guyana Parkı'nın bahçesinde, Topkasa'nın bahçesinde okudu. Yani Tanzimat Fermanı diye böyle. Tanzimat yani nizam verme, düzen verme anlamına böyle geliyor böyle. Hristiyanlara. Bütün toplum elçileri oraya geldi, elçiler. Hepsi oraya geldiler. Yani Avrupa'nın bütün Hristiyan toplumları oraya böyle elçileri. Bunu tabi alkışladılar, memnun yaptılar. Bu Tanzimat Fermanı ile Hristiyan halkı tanıdı, çok halkı tanıdı Hristiyanlara tanıdı. Bunun arkasından okul açtılar, yabancılar okul açtılar. Böyle. İngilizler, Fransızlar. Güya Osmanlıları yetişecekler de, yani teknolojide, bilimde ölçecekler. Ama aksini yaptı bunlar. Yani misyoneler böyle. Bu oradaki öğrencileri, Müslüman öğrencileri Hristiyanlaştırma onları, batılılaştırma böyle. Mason rüzgar astılar bunlar. İstanbul'da biraz Selanik'te, İstanbul'da da. Çok böyle işte başlara Mason oldular böyle. Yani Osmanlı içinden artık başladı yıkım içinden. Böyle. Bu okuldan çıkanlar her biri bir makama geldiler. Her biri böyle. Yani bir ne şimdi var ya paralel devlet, o zaman öyle olmadı. Bu Hristiyanlaşmışlar, onlar geçtiler. Başta bir de bu dönem oldu. Bu okullarda okuyan yabancılar, azınlıklar, Yunanlar, Bulgarlar derler. Onlara da terör eğitim verildi böyle. Baş kaldırmaları için. Onlara yardım etti İngilizler, Fransızlar böyle bunlara böyle. İsyanlara başladı Balkanlarda. Yani iyice durum karıştı gitti bu şekilde. Tabi kısa kesmem gerekiyor. Şimdi gelelim inşallah yılbaşına nasıl başladı Türkiye'de. Ama başlayalım böyle. 26 kanunu evvel. 1925. 26 kanunu evvel. Bir kanunu evvel Aralık ayı muhteremler. Bizim çocukumuz da bunda kullanıldı. Teşhin evvel, teşhin sani. Kanun evvel, kanun sani denildi muhteremler. Teşhin evvel Ekim. Teşhin sani Kasım. Kanun evvel Aralık, kanun sani Ocak ayı. Öyle işte o da işin evvel. 26 kanunu evvel Ocak. 1925'te kabul edildi. Bir kanun sahne 26'da yürürlüğe giren kanun. Ne kanunu bu? Takvimde tarih mebdeinin değiştirilmesi hakkındaki kanun. Takvimde tarih mebdeinin, mebde başlangıcının diye hakkında kanun. Bunda ne oldu? O güne kadar, yani 25 yılına kadar, o güne kadar Türkiye'de hicri takvim vardı. Bu vardı böyle, geçirdi böyle hicriye. Bu kanunla hicri takvim kaldırıldı. Kaldırıldı. Yerine ne oldu? Hristiyanlar kullandığı miladi takvim konuldu. Ve 1 Ocak'ta yılbaşı kabul edildi böyle bununla beraber. Şimdi yılbaşı deyince her millet yılbaşı vardı farklı aslında böyle. İsrail mesela küçük bir devlet, bu ayrı bir devlet.
Yani Çinlerin mesela bak, Çin ayrı yılbaşlarında. 20 Ocak'tan sonraki ilk dolunayda onların yılbaşları böyle. Hepsinin farklı. Japonların, Hint hepsinin farklı yılbaşları böyle. Türkiye ne yaptı? 1400 sene uygulanan Hicri takvimi kaldırdı. Hristiyan kullandığı bu milat takvimi koydu. Neden? Zaten işten çürümüştü muhtemelen böyle. Yani Masonlar, şunlar, bunlar böyle Hristiyanlar dolmuş, içerip dolmuşlardı. Şimdi kanun çıktı. Yeterli mi? Değil. Bunu tabi hayata geçirilmesi gerekiyordu. Yılbaşının Türkiye'de. Halk bilmiyor tabi bunu böylece. Olmak devlet radyosu. Günlerce bunu yayın böyle, yılbaşı böyle. Avrupa'dan şunlar, bunlar bir örnekler, şunlar, bunlar böylece. O günkü basın derler. O günkü basın, süsle müslemeler ve Noel Baba denen o priması efsaneler, gazete boy resimler, okullar, mokullar ve onlar süslendi. Devlet kurumları girdi. Bir de üst düzey devlet memurları o gece baloya gelen mecbur edildi. Eşiyle beraber. Eşiyle beraber gelmeye çalışıyor muhtemelen böyle. Ne yapacak? Eşini alacak. Yılbaşı kutlamaya gidecek, baloya gidecek böyle işte. Ne oldu baloda? Geldi biri bana bir selam verdi, geldi. Onu kaldırıp aya dans etmeye. Yani o Müslüman hanımlar buna mecbur edildi böyle. Etme, atılı görev, atılı görev, atılı görevden. Sonra şan fidanları muhtemelen, şan fidanları. Hristiyanlara göre, ama gerçi Hristiyanlara göre değil böyle, Udum Hristiyanlara göre, yapma dökümeli ağaçlar ölümsüz simgesiymiş onlara göre. Hangi cevaba dökülmüyorsa, onda ölümsüzlük simgesi. Yani ölmeyecek kişi onu o ağaç yanında olunca. Ne yaptı bunlar? Çam fidanları mı? Kerpeç çamları bunlar. Binlerce, on binlerce çam fidanı kesildi böyle, koparıldı, kökten çıkarıldı. Şimdi biliyorsunuz, Taksim Meydanı'nda bir ozon olmuştu böyle, çevreciler tarafından güya. Yani birkaç tane çam kesildi, bir ağaç yer değişecek. Ne oldu? Çevreciler ağaçlara gidiyor. Tabi bahane böyle. Ortada karıştılar muhtemelen. Yakma, yıkma, taşları kaldırma, polise saldırma, şunlar bunlar oldu böylece. Bakın her yıl başında, her yıl başında ülkemizde kim bilir on binlerce çam, kerpe çam çıkarılıyor yerinden ama ses yok çevrede muhtemelen. Çevrede muhtemelen. Hani çevrede sevgisi muhtemelen. Sonra hindi eti. Hindi yiyecekti, Hristiyan'a göre muhtemelen, hindi böyle. Kutsal hayvanlara göre böyle. Onu yiyecekti yılbaşından böyle şey. Kurban bayramında çok güzel kurbanı karşılar. Yani insancıl, merhametli böyle, acıyor sanki böyle muhtemelen. O acıyor hayvanlar kesildiğinde, acıyor onlara böyle. Ama bakıyorum, yani güya kurbanı acıyanlar ne yapıyorlar? Kesin hayvan acıyanlar. Ama gidiyor lokantaya et yiyor onlar muhtemelen. Bu et kesilmedi mi? O hayvan değil mi o da? Lokantaya gidiyor hemen. Izgara yiyor, cızbız yiyor, şunu bunu yiyor böyle. Etleri bol bol kaçtı, çatalı yiyor onlara böyle. Ama kurban gelince hayvana acıyorlar muhtemelen böyle. Kurbana karşı. Ama hindi eti ne oluyor? Meze oluyor sofrada. O dönemde yol yoktu muhtemelen böyle. Hele kışın hastanın bir hasta köyde gidemezdim böyle. Çamur böyle, bele kadar böyle. Arabanın tekeri batar, çıkaramazlar. Yol yok. Şehirde bile küçük küçük lambalar vardı. O da bozulurdu, yani suya kalırdı. Yani halk çarık gelir, çarık mı derler. Halk çarık bulamazken ne oldu? Bu baloda içki, alkol işlemi temelinde. Su gibi tükürdü böyle böyle. Devletin parasıyla, milletin parasıyla. Sıra kumar.
Ki milli piyango dönem başta, milli kumar. Yani böyle. Tombala şunlar bu şekilde böylece. O zaman radyo saat 11'de bu piyango işe abardı böyle. Haber verdi buna böyle. Heyecanlansa gibi yavaş yavaş böylece verirdi. Sonra tabii okullar, devlet daireleri ne oldu böyle? Süslendi. Noel Baba putlarıyla süslendi muhtemelen böyle. Bu şekilde ne oldu? Türkiye'de yayılma başladı muhtemelen böyle. Yani günümüzde de böyle Müslüman diyen esnaf böyle. Müslüman esnaf böyle. Belki hacca gitmiştir. Ömreye gitmiştir. Belki işte namaz kılanı vardır. Ama bakıyorsun ne oluyor? Vitrininde Noel Baba denen Hristiyan'ın simgesi. Bak pislik, put. Okullara bu şekilde. Yani Hristiyanlara göre bir o azizmiş, yani ermiş yani. Yani evliya onlara göre de, Noel Baba. Baştan dedim, babası belli değil, annesi belli değil, mezarı belli değil, isim var, cisim yok, adı Aya Nikola'ymış, böyle efendim. Şimdi ne oluyor? Süsleniyor bu şekilde böyle böyle. Hal esna, Müslümanlar da böyle, bunu güya böylece, Noel Baba yortuları bu yapıyor böylece. Demek ki Hristiyanlıkta bir evliye gelmemiş. Yani tek ona düğümlenmişler. Odaklanmışlar. Eğer Hristiyan dininde İncil'i bulduktan sonra, yani Konstantin'den sonra evliyada yetişseydi, o zaman Noel Baba sönüp giderdi. O sebeple şey. Bir örnek vereyim. Harun Reşit'in zamanında, mesela Harun Reşit, Abbasi Devleti'nin en parlak zamanında devlet başkanı, buna Bizans İmparatoru haber gönderiyor Harun Reşit'e. Ben diyor, bir grup diyor papazı şeye, Bağdat'a göndereceğim. Sene diyor bir grup diyor Müslüman ulemasını diyor hazırla. Bunlar bir araya gelsinler. Bir tartışsınlar bakalım. Hristiyanlık mı hak, İslam mı hak? Bunu bir tartışsınlar bakalım bunlar bu şekilde böyle. Kabul edersen diyor, göndereceğim. Kendi güveniyorsan yani böyle. Harun tabi gönder diyor. Harun Şehit'e şimdi bakıyor kimi çağırayım. O zaman İmam Hazretleri hayatta o dönemde gençler kendi onu çağırıyor. Diyor ki ya adım Muhammed aslında böyle. Muhammed İdris aslında böylece. Ya Muhammed diyor. Mektubu gösteriyor. Bak Bizans İmparatoru buna bu geldi. Papaza gelecek de bir grup papaz gelecek. Ondan karşıdan diyor seni başkan ol diyor. Sen istediğin ulemayı seç. Onunla beraber karşı bir münazara yapma. Tartışma bakalım dinlere bu şekilde böylece. Diyor ki ya Emir el Mümin diyor. Fazla adama gerek yok diyor. Ben yeterim onlara diyor. Ya olur mu da kalabalık onlar bu şekilde. Ben de hiç korkma ben onu yeterim onlara biraz diyor. Peki. Geliyor papazlar. 60 tane. Ama şaşalı mutlaka böyle. Süslü püslü artık böyle. Haçlar takmışlar boyunlar. Süslü püslü böyle. Kendi güvenilir böyle. Yani güya İslam'ı incelemişler. Onlara göre bazı sayfına girecekler. Bunları mağlup edecekler bunlar böyle. Üstüne girecekler akıllarınca böyle. Geliyorlar bunlar. Diyorlar nerede toprağı aldım? Bir meydan olsa ama diyor. Halk da duysun bunu. Peki. Diyor ki İmam Hazretleri diyecekken olsun. Dicle'nin kenarında, kıyısında. Bir yerde olsun bakalım burada böyle. Halk gelsin bakın buraya. Halk da geliyor. 60 tane papaz geliyor. Onlar karşılarına bir toplum İslam ulaması alimleri bekliyorlar böyle. Bakıyorlar. Bir kişi geliyor böyle. Elinde bir asa. Omuzda bir seccade. Yani normal böyle giyimi miyimi ona göre bir süs bir şey böyle gayet sade yapılı mütevazi biri geliyor böyle. Bakıyorlar papazda yukarıdan bakıyorlar ya bu kim be? Yani bunu bulur. Çıkardı buna böyle. O da geliyor. Şimdi diyor ki Hazretleri
Başlayalım münazara, başlayalım. Ama diye burada olmaz diye böyle. Ne yapalım diyor. Dizli suyun içine girelim diyor. O da oturalım böyle diyor. Ya Allah, Bismillah diyor oturanı böyle. Hazreti böyle suya dizle giriyor, yürüyerek böyle. Giriyor, ortaya geliyor. Sırada yürüyor, seriyor sırada, su üzerine oturuyor. Bize oturuyor, hadi gelin diyor böyle. O karşına bakıyorlar, ooo. Onu görünce bu sefer diyorlar, senin hakmış diyorlar ben böyle. Senin hakmış diyorlar, 60 Müslüman olur mu diyorlar ben böyle. Yani İslam aleminde evliya çok muhterem, çok böyle. Kerame sahibi böyle, binde on binler evliya böyle. Demek ki Hristiyanlarda bir evliya çıkmamış, çıkmamış ne yapmışlar böyle? Bir efsane, hurafe inanmışlar böyle. Ya Aya Nikola diye biri varmış, azılmış yani, ona ermiş mi böyle? Ermiş mi efendim? Atla binermiş, geyikle çatıya çıkarmış, çocuklar hediye verilmiş, ton bulmuş, kırmızı bir şey giyermiş, miş böyle. Ne ana babası belli, ne soyu soğuk belli, ne mezara benim var böyle. İslam'da ancak aylar içerisinde hicri aylar kutsaldır muhtemelen. İçlerinde kutsal vardır böyle. Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı, Muharrem ayı gibi böyle. Bunlar kutsal ayları böyle. Bu milli aylardan kutsal yoktur bunlar böyle. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, مَنْ تَشَيَ بِقَامِنْ فَهُمِنْهُمْ مَنْ تَشَيَ بِقَامِنْ فَهُمِنْهُمْ Kim diye Peygamber Hazretleri, bir topluma, bir millete benzerse, onların yaptığını yaparsa, فَهُوَ مِنْهُمْ O da onlardandır. Bak bu tane böyle. Demek ki kim ki böyle yılbaşına katılır, yılbaşını kutlama adı altında bir şey hemen kalkarsa, o da onlardan. Müttekadan bir ibra aldım, müttekadan, fıkıh kitabı, müttekâ kitabıdır böyle. Bir ibra aldım oradan, müttekâ şerhinden. Şöyle burada buyuruyor böyle, Nevruz'la ilgili, Nevruz. Tabii o dönemde yılbaşı diye bir şey olmadığı için, o zaman Nevruz olduğu için, bakın şöyle diye böyle. Müttekada bir bölüm vardır, el fazla küfür diye. El fazla küfür böyle. İnsanı kafirle götüren bazı davranışlar, sözler. Anladın böyle. Bir bölüm var, bapıyan var böyle. Oradan aldım bunu. Yükferu. Kafir olunur. Hakkı hükmedir ki kafir diye böyle. Bir hurucu ile niruz. Bir kimse niruz, nevruz yani böyle. Ni, yeni anlamına geliyor. Ruz, gün demek, yeni gün. Parçada. Bir kimse Nevruz'a katılırsa bakın, Nevruz'a. 21 Mart'ta mı? 21 Mart'ta Nevruz muhtemelen böyle. Bu nedir? Mecusi bayramı muhtemelenler. Yani Mecusiliğinin ilk günü, yeni günü budur böyle. Onun takvimine göre böyle. Ona göre böyle. Bir kimse Mecusiliğinin bayramı olan Nevruz'a çıkarsa, katılırsa, fakat diye meahhüm mahfûlüne zâlikler yövmeye. O gün onun yaptığını yaparsa, ne yapıyorlar Mevruz'lar Nevruz'da? Ateş yapma muhtemelen. Neden? Ateş tatlıkları işlemedi. Ateş perest muhtemelen böyle. Yani Mevruz'un bütün şey nedir? Ateşe tapınma. Tamam böyle şey. Hatta onların ateş gederi var. Ateş gederi, ateş gede. Yani tapınakları ateş var. Orta bir ateş yanar, yüzü açıktır. Orada görevliler vardır, rahipler güya. Odun getirir oraya böyle. Düzü odan seçerler, odan yıkarlar, odan yıkanır, odan kuruturlar, yakarlar, atarlar böyle. Hiç dönme atış böyle odan. Atarlar, etan dönerler muhtemelen böyle. Böyle şey. Hatta Hazreti Selman'ın Farisi biliyorsun vardır, sahabeden. Selman'ın Farisi muhtemelen. Çok işledi bu böyle. 200 sene fazla işledi Bekir'in muhtemelen böyle. Bu çok uzun bunun macerası. Gidişten gelince sen Farisi, Farslı İranlı yani böyle kendisi böyle.
Babası tabi ateşperest, meclisi. Alıyor tuttuğu elinde Selman'ı. Gel bakalım yavrum. Nereye baba? Bir yere işte bakalım böyle. Bunu götürüyor ateş gideye. Tapınağa götürüyor böyle. Aşağıya bu şekilde. Oğlum diyor, dön bak gidi Selman'ın etrafında. Dön bakalım bu şekilde. Neden baba diyor? Ya ateş bizi yapmasın, artmasın bizi böyle diyor. İşte babası, baba diyor, sen kaç senedir bunu tapınıyorsun buna diyor. Yavrum diyor, 40 seneyi geçiriyor bunu tapınıyorum ben böyle diyor. Peki baba diyor, bir sor bakayım parmağı yakacak mı senin diyor böyle diyor. Yakar tabii. Baba diyor, 40 seneyi bunu tapınmışsın diyor. Bak sen parmağın diyor ne yakıyor. Bu arsiyon tanımaz diyor böyle. Ben tapmam onu yoktan böyle. Evinden kaçtı tabii böylece. Çok dolaştık. Köle satıldı diyor böyle. En son Medine'ye geldi kendisi elhamdülillah. İşte bir insan bakınız demek ki bu Nevruz'a katılsa, ateşperen Nevruz'a katılsa 20 Mart'taki olaya ateş yapmışsa atlama yoktan böyle katılsa ve bişirayı şeyen ne mümkün yeşteriyi kabre zalike. Bir de kimse o günü diyor, Nevruz gününde bir şey olsa. Ne mümkün yeştireyim kabri zalike. Ama daha beri almadığını o gün için, o günü kutlamak için Nevruz diye bir şey olsa. Böyle bedoten, hatta bir yumurta olsa tazime zalike yiyemi yük veriyor. Bugün küfre giden bak, dine giden bu derler. Yani imana giden, nikaha da giden tam böyle böyle. İman lazım, nikah tazemesi gerekiyor kardeşim böyle. Demek ki bir insan gayrimüslimlerin böyle bayramlarına, onların şenliğine, kutsal gününe katılırsa, onların yaptığını yaparsa ve bak ne diyor? Daha böyle almadığı bir şeyi o gece alsa. Böyle bir şey alsa, bak velev beyloten bir yumurta bile alsa o gün böyle. Çünkü öyle yapar mevlüsüler. Kırmızı yumurta yapar, boyadan kırmızı yumurta böyle. Onlar böyle, tokuşlu yumurta atar böylece. Şimdi demek ki bir kimse yılbaşına katılsa mı? Katılsa böyle. Bir de her zaman almadığını, her zaman aldığı şey mesela, öyle bir götürür. Sebze alır, meyve alır, her zaman alır bunda normal böyle. Ama her zaman aldığının dışında, yani yılbaşı gelirse eğlenelim diye, vakit geçeyim diye, yani çeyretmeyle farklı bir şey alırsa, bak ne diyor? Böyle değilden, bir yumurta bile olsa bile. Böyle. Dini gidiyor Allah korusun böyle. Dini gider, nikah da gider. Böyle. Allah korusun. Demek ki, yılbaşı gecesinde bir Müslüman muhteremler yılbaşı bileti diye böyle bir bilet alsa bak muhteremler. Var ya milli piyango diyorlar böyle milli. Yani milli hepsi severiz. Yani kumar severiz. Bu milli kumar bu. Yani kişi yılbaşı diye bilet alsa tabii bir ikramiye var. Belki çıkar diye ben. Alsa bak, aldığı anda gitti muhtemelen böyle. Aldığı anda gitti Allah korusun böyle. Yılbaşı diye alırsa bunu böyle. Yılbaşı diye kişi dükkana bir Noel Baba koyarsa, yok yılbaşı kutlu olsun derse, biri mesaj çekerse birine, yılbaşı kutlarım diye, onun cevabına gerekiyor muhtemelen. Benim yılbaşım, varamayın birinci günü muhtemelen böyle. Bunu söylemek gerekiyor bunlar da böyle. İslam'dan sapma, Hristiyanlaşma oluyor. Yani ülkemizi böyle batılılaşma diye tamam batırırlar muhtemelen böyle. Bak düşman ışınlar bizim böyle. Düşmanlar böyle şey. Ne yaptır ama? Yani batı hayranlığı diye böyle batının ahlaksızını aldı muhtemelen böyle. Aldı böyle. Ama teknoloji almadı teknoloji ama Allah. Hala Türkiye'nin yeni başta böyle acak mermisinin tüfeğini yapmaktan da Türkiye'ye böyle. Bir de günümüzde bazı din görevlileri hutbelerde bilhassa Cumhuriyet'te ne diyorlar yılbaşı hakkında?
İşte yılbaşı hayırlı olsun. Bir de şunu diyorlar, biz diyorlar yılbaşı gecesi diyorlar, ne yapalım diyorlar. Nefis muhasebe yapalım diyorlar. Nefis muhasebesi yapalım yılbaşı gecesinde. Nasıl geçti bir yılımız? Okumadık muhtemelen. Yılbaşını kabullenirsin ama ben. Yılbaşını kabullenmeme normal bir gün, bir gece yani Aralık ayının sonu, Ocak başının başlamışsın bir şey değil muhtemelen böyle. Yani bunu yapmak bile yeni yılbaşını kabullenme oluyor öyle bu. Evet, ne bir muhafizi yapalım. Ömür nasıl geçti bakalım bir yılda. Ya bizimki yılbaşımız değil muhtemelen böyle. Yani hiçbir şey yapmama gerekiyor böyle böyle. Bir alternatif bunu iş yapmıyorlar bu şekilde. Ama yılbaşını kabullenme, meşrulaştırma olmuş oluyor bu da böyle. Mesela bizim yılbaşımızda ya Peygamber doğumunu ne yapıyor Hristiyanlar? Hiçbir şey olmadı böyle. Bir şey yapmıyorlar böyle böyle. Yapmama gerekiyor bunları da. Bir adı okuyayım inşallah. Müslim'de ve Nesai'de. Ruh Aleyhisselam Hazretleri ben senle Filistam'ın sünnetten seyyiyetten. Hadis-i Şerif çok uzun. Son aldım Hadis-i Şerif'in böyle. Önce şöyle başlıyor daha bunun yukarısı yani. Bir insan İslam'da güzel bir adet çıkarırsa, güzel bir uygulama, dinin çalışmak için ibadet çıkarırsa, arkasında bu geliyor. Bir insan İslam'da kötü bir şeyi adet edinir çıkarırsa, kötü bir adeti ortaya çıkarırsa. Mesela bir ilçede, kasabada, küçük kasabada, köyde, mahallede böyle, hatta bir apartman dairesinde kim ilk olarak bu yılbaşını çıkarmışsa muhtemelen böyle, çıkarırsa böyle. Bu ilk çıkaranların durumu kötü muhtemelen böyle. Şimdi bakın mesela mesela Kabil vardır. Kabil. Adam var işte oğlu Kabil böyle. Bu ne yaptı? Karı Habil'i öldürdü muhtemelen. Kıskanç yüzünden böyle. Onu öldürdü. Şimdi oluyor. İlk böyle adam öldürmeyi o adet çıkardığı için ve kıyamete kadar kaç öldürüyorsa günah bir misli ona gidiyor muhtemelen. Ona gidiyor muhtemelen böyle. Şimdi yılbaşı ilk çıkaranlar Türkiye'de muhtemelen bak. İlk çıkaranlar böyle. Ve tabi bunu devam edenler işte küçük köyde, şurada burada böylece bunu yaygıda çalışanlar ne oluyor? Ki aleyhi vüzrüha ve vüzrü men amle biha min badihi. Bu yılbaşı adını çıkaran ilk çıkaranlar ve kendi çevresi çıkaranlar. Bunlar en başı kutlamadan dolayı günü alıyor. Bir de ondan sonra kim onunla görerek bunu yaparsa onların günahı bir misli bunu yazdı muhtemelen. Yazdı böyle. Yani ilk çıkaranlar muhteremler çok yazık muhteremler böyle. Yazdı böylece. Biliyoruz İslam'da bir şey vardı muhteremler, yani Osmanlılarından önceki dönemde dönmelerdi, dönme, dönmeler böyle. Selanik'te olmuş, Selanik'te. Yahudiler topluyor bir grup Yahudi, güya Müslüman oldular. Dönme diyorlar buna, dönme. İslam'da bu işi hiç kullanmadı kimseye. Tabi İslam'da Rum'da geldi, İran'da geldi, Hint'te geldi, bilmem kim geldi. Müslüman oldu mu, karışan muhtemelen var böyle. Fakat onlar Selanik'te, Selanik'te bir grup Yahudi, bundan beri Müslüman olduğunda İslam'a gelince, insanlara bunu ısram, o zaman insanlara ısram aldılar. Dendi bunlara dönmeler, yani Yahudi İslam'a dönmek bu şey böyle, dendi böyle. Bunların biri de Ahmet bin Yalman vardı. Ahmet bin Yalman vardı böyle bir zamanlar, gazeteci. Vatan Gazetesi'nin sahibi, baş yazarı, Vatan Gazetesi'nin terimler. Dönme. Yahudi aslında kökeni. Daha var, hepsini saymıyorum. Bir o muhtemelen böyle. Yani ilk dönem, Cumhuriyet dönemlerinde
O zaman bir yazı okudum Mümin'in Vatan gazetesinde. Şöyle diyor orada, Erzurum'a gittim, kitabın dükkanına oturdum diyor. Baktım diyor, halk hangi şehre daha çok tercih ediyor okumak yönünden? Ne yazık ki diyor, bak ne yazık ki diyor, 30 sene diyor, zehir tipi alır diyor. Zehir tipi. Paranın içerisinde eli bahçesi diyor. Ben diyorum derim ben. Bak. Orada otururken 30 kişi gelmiş, 30 da eli bahçesi almışlar. Ne diyor buna? Zehir tipi diyor mu tamam. Böyle pis bir insan yaptılar böyle. Hatta bunu vurmuştu biri. Hüseyin Üzümeci'ye biliyor musun? Yani Malatya vurmuştu böyle. Postan çıkarken kendisi böyle. 5 kurşun bu değil. Vuruyor. Ama gebermen tabi o zaman ben. Ama sonra da öyle tabii kendisi. Bu ne yaptı mutlu? İlk olarak Türkiye'de bu çıkardı. Neyi çıkardı? Güzellik yarışmasını. Türkiye'de ilk Kur'an bu böyle. Güzellik yarışmasını muhtemelen böyle. O dönem tabi Müslüman kadınlar, kızlar hayalla bu şekilde böylece bir ödül koydu. Güzellik müsabakası böyle. Kim böyle kadına bakınca bu şekilde böyle. Bunlar resim şehitli gazetelerine çıplak mayolarıyla muhtemelen böyle. Kreş kaybettim bu şekilde böylece. İlk bunu çıkardı. O zaman biri vardı. Neyzen Tevfik diye. Neyzen Tevfik diye. Ney bir çalgı. Bu neyi çalan. Kendi alkolik de ameliyatı Tevfik. Kendi alkolik muhtemelen böyle. Namazı bu şekilde. Bakın bunu bile bu ağrım dokunuyor böyle. Bunu kaldırmıyor böyle böyle. Yani gazetede o Müslüman kadınların böyle çıplak olarak genç kızların mayolarla, bikini mayolarla böyle resim görünce neyden tebrik bile yoktur. Alkolik oldu hali böyle. Neyden tebrik? Bunu kaldıramıyor. Onun şöyle bir şiiri uzunca var da aklına kalanı. Şu bizim Dermatolop Ahmet Emin diyor bak. Şu bizim Dermatolop Ahmet Emin. Dermatolop. Dermeye bak. Milletin dinine çatmaktadır böyle. Vallahi başıma esenmeyin bak. Vallahi başıma esen ve yemin. Vallahi diyor başıma esen yemin. Vatanı on kısaltmaktır vatanı. Vatanı on kısaltmaktır vatanı. On kısaltıyor vatanı böyle. Muhtemelen uyarmamız gerekiyor böylece. Yani kimler bu hale getirdiler Türkiye'ye? Böyle. Bu hale getirdiler böyle. Ahlaksızlık, açıklık, saçıklık, şunlar, bunlar böylece. Ve Avrupa'ya bağımlılık böyle. Onlara abi olup onu kabullenme, neredeyse baş üstüne emirlere girme bu şekilde. Türkiye onlara yağmalatma. Onu yağmalatma, Türkiye yağmalatma onlara böylece. Hristiyanlar muhteremler bir Hristiyan isim var onlara. İsimlere bak kendilerine böyle. Hristiyan isim böyle, Hristiyan böyle. İbadet yok derler. İbadet yok böylece. Giden az önce bir kiliseye gider. Hafta bir. Hafta bir kiliseye gider. Pazar günleri. Bak keyfim ondan sonra. Papazları ne yapar? Kim yönetiyorsa o ayin derler. Ayin derler böylece. Namaz yanıcı yok öyle. Papaz biraz İncil okur. Onlara, Latince olarak okurumları böyle, anlamasınlar diye de. Onu okur böyle, o İncil okurumları biraz böylece. Sonra ne yapar? Güya ilahi böyle. Yani müzik de böyle. Müzikler böyle. Sazlı, cazlı böyle. Eline sopa, papazın böyle. Dorim mopo. Not alıp şey yapamıyor böyle. Kaldır, indirir, kaldır, indirir. Şey indirir bakıyor böylece. İsteyen ona katılır. Müziğe katılır. Bir kez söylerler. Oturan sandalyelerde giderler muhtemelen böyle. İstanbul'a gitmiştim bundan aşağı yukarı 30 sene önce. Orada bir esnaf vardı. Tüccarın kendisi. Onun evinde bir sohbet etmiş orada böyle. Oturduk orada. Tabii sohbet ediyoruz orada böyle. Yanımda da bir yakınımda biri. Hem yanımda yakınımda biri böyle. 30 yaşından falan, 35 yaşından falan böylece kara sakallı. Kendisi böyle. Ben tabi bunu kim? Ben Müslüman da bir zannettim onu. Üniversiteden papaz muhtarını böyle bu. O da gelmiş. O da oturmuş komşu onlara. O da gelmiş şekilde böyle. Hiç konuşmadan böyle. Çıkarken
bana kartını cebime koydu ama kartını. Bu benim kartım dedi. Gel de görüşelim böyle. Kartını dedim ben. Ben de baktım tabii orada böyle. Kartını koydu. Sonra baktım, papaz, mümkün kilise papazı İstavridis Sokulidis. İstavridis Sokulidis adı. İstavridis Sokulidis. Sonra Sokulidis adı İstavri. Mümkün papazı. Hangi kilise o da yazıyordu böylece. Ben dedim, gideyim bakayım bir günlerim tamamen beraber. Gideyim bakayım, bana çağırdı. Bir görüşelim bakalım bunlarla beraber. Kiliseye gittim. Bunu sordum. Ben tabii sorunca tabii içeri aldılar beni hemen. Beni içeri aldı böyle. O zaman papazlar iç kişi aldım tabii. İç kişi aldım papazlar tabii. Alkın tabii. Üf böyle. Yanında çıplak anlar, manlar böylece. İçeri aldı. Beni görünce utandım tabii. Ayağa kalktım bu şekilde böylece. Kendisine ayıp biraz görüşecek kendisiyle. Ve şunu söyledi muhteremler. Ben de biliyorum dedi, bu İncil'i uydurma dedim bak buna böyle. Kendi uçanımdan böyle. Yani İncil uydurmalı diye bildim ben bunu böyle. Yani bu Allah'ın indirici değil bu böyle. Bana beni bilmiyorum bu şey böyle dedi. Abi beni bu Mesih'e mi dedim muhtemelen böyle. Para bol, şan şöhret bol, saygı bol. Hepsinden bu şey böyle böyle. Peki ama ne kadar süre bu bolluk? Dedim, mesela kadar? Sonra ne olacak ötesi? Şey bir durdu, doğru ama işteydi böyle muhtemelen böyle. İnşallah dönmüştür, bilmiyorum tabii böyle, İslam muhtemelen böylece. Yani aslında inanmıyor kendileri muhtemelen böyle. İnanmıyorlar. Yani bakın içki içiyorlar, otun papazlar. Çıplak kadınlar, kızlar bir yanı başlarında konuşuyorlar, gülüşüyorlar. Bir ara ruhali reisler bunlar muhtemelen böyle. Tabii dedin ya böyle, ne diyeyim Mevlam? Sizin dininiz sizin olsun. Lekmeyi böyle yedin. Sen de sizin olun bakışa böyle Meryem buyurun muhtemelen böylece. Ondan olsun böylece. Biz inşallah azı cemaatimiz hem şimdi bu şey görevliyiz muhtemelen bakalım. Hem bu görevliyiz. İnşallah böyle ele kadar çalışalım bunlara böyle. Herkes tabii çevresine, yakınlarına mesela telefonla, mesajla yılbaşının Hristiyanların yılbaşı olduğunu böyle, Müslüman olmadığını böyle, kutlamanın haram olup günah olduğunu böyle duyurmak lazım böyle şey. Eğer bir yılbaşı kutlu olsun diye bir şey yaparsa, onu cevaplandırmamış böyle. Benim yılbaşım değil, ben Hristiyan mıyım, bunu kutlusun bana, sen bunu bana. Söylemek gerekiyor muhtemelen bu şeye böylece. Çalışmak gerekiyor. Daha çok kitaplar, şeyler. Şimdi, burada dışarı da alacak mıdır? Küçük broşür var bu şekilde böyle. Yılbaşı ilgili böyle. Onu da ekle bu şekilde. Aşağıya bunun kadar böyle bir şey muhtemelen böyle. Kısa bir şey yazdık bu şekilde. Bu işin bu dağılacak burada. Bunu inşallah mümkün olan esnaf olan böyle dükkana koysun. Avrupa tarihinin kapısına böyle konsun böylece. Atılmasın böyle böyle. Yani okunsun, bokunsun böyle. Ölü yere bunlara koymalı bunlara böylece. Elimizden geldiği kadar ne yapalım? Biraz frenlemeye çalışalım muhtemelen böyle. Yani 100 kilometre gidiyorsa 70 insi çamusa var muhtemelen. Yani 100 olsun kurtaralım. İnsan muhtemelen böyle. Yakınımızı, çevremizi, kardeşimizi, iş arkadaşımızı böyle elimizden geldiği kadar onları kurtarmaya çalışalım. Yani yılbaşının böyle bir bela olduğunu, felaket olduğunu ki hep düşmanlar bize oldu böyle bunlar. Avrupa hep düşmanlar böyle böyle. Düşmanlar böyle. Düşmanların bayramına katılmamak gerektiğini anlatmaya çalışalım. Bu konuda hepimiz muhtemelen görevliyiz muhtemelen böyle. Görev böyle böyle. Yani susmak olmaz bu şekilde böyle bunlara böylece. Ve o gece yani evde hiç konuşmamalı muhtemelen böyle. O gece böyle. O gece normal böyle. Ne yapılıyorsa aynı işi yaşama gerekiyor. Yani yılbaşı diye hatta ben başta okuyayım bir şey, onu bir yapmama gerekiyor. Yani yılbaşı okuyayım, onu da yapmama gerekiyor böyle. Bir şey yapmama gerekiyor, normal bir şekilde. Her zamanki gibi böyle hayatını sürme gerekiyor. Bunu kabullenmeye gerekiyor. Rabbim inşallah uyanması için Müslümanlara da buna kurtulması için inşallah. İlahi Teala Fatiha.